Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam markası Ekstrayla ile sizlerle birlikteyiz. Konuklarım bu sene 9. yılını tamamlayıp başarıyla birçok marka imza atan Titri Fikir Ajansı. iki kurucusu Kerem Kanık ve Cem Akar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aslında hakikaten ilk kuruluş fikirlerini hatırlıyorum. Konuşmuştuk. Ve o günden bugüne bayağı bir değiştiniz ve Türkiye'nin bağımsız önemli ajanslarından biri oldunuz. Ee, ama şu iki buçuk seneye gelen pandemi süreci dediğimiz ki hala sürüyor bence e, bir böyle alabora etti tüm sektörleri. Sizde nasıl geçti? Ne yaptınız? Nasıl bir sistemle ilerlediniz ve? Bugün ne durumda? Ee, yani biz de tabii ilk bu işte bütün dünyada da ilk defa yaşandığı gibi biz de önce bir ben şeyi hatırlıyorum. ajansta çocuklara ajansı kapatıyoruz konuşması yaparken e, zannediyorum Mart'ın Mart 15'i 20'si, 20'si civarıydı değil mi Cem? Ee, şöyle yaptım konuşmayı. Arkadaşlar panik yapmayın. Hani sanki bu konudaki en derin bilgiye ben sahipmişim gibi panik yapmayın. Bu bir iki haftalık maksimum üç haftalık bir ayı bulmaz. Yani kafamda da şunu hesaplıyorum. Ajansın kirası aylık kirasının en azından son haftası gene ajansa geliriz. Boşa geçmez bir aylık kiramız. Hı. Bir ayı bulmaz dediğimi hatırlıyorum. Çocukların da böyle hani sonuçta patron konuşma yapıyor e, ve herhalde e, dünyadaki bu e, hastalığa dair en derin bilgiye sahip olarak ben o anda bir ayı bulmaz konuşmamla herkesi yolladık evlerine. Hakikaten bir ayı bulmadı iki seneyi buldu. Evet, değil mi Doğru söylüyorsunuz. Ay bir de o yani. bir ay sonra şey dendi ya yaz gelecek bu virüs güneşe karşı tabii, dayanıksız tabii. yenilecek geçilecek e, falan Tabii. Tabi e, ve birlikte şey bir dönemdi ilginç bir dönemdi çünkü bence artık burada. E, bütün dünyanın aynı anda yaşadığı bir problem olmasından mütevellit bir otorite falan yoktu. Hepimiz hani herkes bir birinin bir şey bilmesini bekliyor ya hayatta. Evet. Yani birileri bir şey söylese de biz de bilgiye sahip olsak kimsenin bir şey söyleyebildiği bir konu değildi çok uzun bir süre gerçekten olup biten ne yani o zamanki dedikoduları hiç hatırlatmama bile gerek yok. Yani bu bir e, bu bir proje mi gerçek mi tabii değil canım, mi? canım tabii Bununla Yapay birlikte, biririz mi? Aynen bununla birlikte ama şey bir takım giderler var hayatımızda. Yani çalışanlarımız var, ajans kirası var, yemesi var, yemesi içmesi için, var, ne şey, kahvesi var. Bu iş gerçekten ne kadar gidecek? Ajansı boşaltalım mı? Boşa kira ödemeyelim mi? Ee, nasıl bir sistem yapacağız? Evden çalışacağız? Yani laptoplar. Belli sayıda art direktörlerin büyük makinaları var. Onları eve yollayalım mı yoksa yollamayalım mı? Bir sürü böyle hani çok amatör olduğumuz konulardı. Evet. Ee, evet. Ama çok hızlı bir şekilde e, çekimler, prodüksiyonlar, markalar yani hani e, nasıl yapacağız prodüksiyonları. Ben şeyi hatırlıyorum o dönem e, Beyazıt'la bir kampanya yapıyorduk e, Pepsi markasına, içecek markamıza. ...evine gittiğimi hatırlıyorum ve kendi şeyimle telefonumla orada film çektiğimi hatırlıyorum. Aynı şeyi sonra gene Demetevgarla yaptığımız kampanya için de kullandık. Gene eve gidip e, orada filmler çektik. Bir anda böyle bir ülke şoka girdi ama aynı şok marka tarafında da yaşandı. Herkes de, Her ül yerde. işte Ülke diyorum yani hepimiz Hı. ne olacak, ne bitecek yani medya tarafı da öyle yani. Herkes bir birbirine girdi. Ama şey biz ülke olarak böyle garip kaoslara çok alışık olduğumuz evet. için hızlı reaksiyon gösterip uyum sağladığımızı düşünüyorum o süreç içinde şimdi de yani onun devamını yaşıyoruz ama nereye bağlayacağız hikayeyi biz de yani bilmiyoruz böyle cemler gün konuşuyoruz aramızda ne yani, yapalım ne edelim dedi. o dönemde bu işte insanların hayatını kaybettiği bir dönemde işte reklam veren olmak da çok zor yani çıkacağız televizyona ne diyeceğiz yani benim ürünüm çok güzel bunu al e, reklamı yapamayız. Dolayısıyla hmm. herkes aslında bir e, önce yapması gerekenleri kenara koyup e, bu durumun farkındayız ve sizin yanınızdayız. Sizin fa fayda türlü Aynen, reklam. Fayda iletişimine dönmeye başladı evet. herkes ve bunu gerçek anlamda da yapmak zorunda oldu. Hani e, Eskiden e, altı dolu olmuyordu bir, bir sürü e, bu tür iletişim şimdi dolmak zorundaydı. O yüzden de herkeste bir başkalaşma oldu. Ee, sokağa çıkıp film çekebileceğim bir dünya olmadığı için çektiğim filmin kalitesinin de önemsizleştiği Yeter ki bir şey üretelim ve insanlara e, mesajımızı verelim kaygısına dönüştü Dolayısıyla o dönemi aslında bir 6 ay e, hep beraber öğrene öğrene yolda ilerleye ilerleye yaptık Ama sonra her şeyde olduğu gibi e, normale gene döndü. Bu da bizim yeni normalimiz haline geldi ve şimdi bu şekilde e, sanki hiç olmamış gibi e, ara ara aklımıza geldiği halde devam ediyoruz. E, peki Cem, bu işte tabii kreatif e, bölüm yani işin art reaksiyonu daha bilgisayara bağımlı olduğu için o konuda nasıl bir ee, en çok ben e, bu dönemde zorlandım. Çünkü ben işte e, onu diyeceğim yani eve taşınma, işte çekim aynen öyle. süreçlerinde yok PCR testleri yok, bilmem ne her gün falan filan. Geçen e, baktım bu e-devletteki şeye 280 tane test olmuşum. <laughs> e, çünkü sete gideceğiz, geleceğiz, oraya gideceğiz, uçağa bineceğiz, onu yapacağız falan. Hani çok tuhaf bir alışık olmadığımız bir şey. Ee, şöyle bir zorluk e, ajansta olduğunuz zaman bir art direktör size geliyor diyor ki abi bir, bir şey var şuna bir bakalım mı oturuyorsunuz 10 dakika içerisinde diyeceğiniz her şeyi diyorsunuz revizyonsa birlikte yapıyorsunuz paket diyorsunuz ve aslında 10-15 dakikalık bir iş için biz bir zoom toplantısı set etmek zorunda kalıyorduk ee, bir saat boyunca ona ayırıyorduk ekrandan gördüğün kadarıyla e, bu işi yürütmen saatler alıyordu aslında o süreçte ee, ...birazcık pratikliğimizi kaybettik ve normalde hı hı. evde olmamızdan kaynaklanan... ...işte yemeğe çıkıyorum, geri geliyorum, bir buçuk saatlik mesain var. O mesailer oldu çünkü mutfağa gidip geldik hepimiz. Ee, ve çalışma saatlerimiz aksine arttı. Arttı. Çok arttı. Ve bu da normalleşti. Bu sefer e, hep beraber böyle bir, bir üç ay, dört ayda başka bir çöküş yaşamaya başladık. Çünkü e, zaman kavramı yitirdi. Herkes evde olduğu için... Reklam veren de evde. O da bize mail atıyor. Böyle bir derdimiz var. Biz de hemen yapalım diyoruz. Gece 10'da Zoom toplantısı yaptığımızı evet. hatırlıyoruz. 20 kişi, 20 kişi. Saat mevhumluk aktığı Yok, dönemler tamam. oldu. Artık orası bitti. Mesela ben şeyi çok net anladım o dönem. Ee, bir toplantıdan başka bir toplantıya geçerken yolda harcadığımız süre meğerse bizim dinlenmemize bitti. sebep Tabii. oluyormuş. Yani... 13-14 bir toplantı, 14-16 bir toplantı, 16-17 bir toplantı ve akşam böyle hani bir bakıyorum. Aa ben bir günde 3'ten 9 toplantıya çıktım. Çıktım. Bu önce hepimizi heyecanlandırdı ama ben şeyi hatırlıyorum yani geçemiyordum diğer toplantıya geçemiyordum. Yani kafamda bir önceki toplantının konusu, gerginliği ya da mutluluğu bir anda bambaşka bir konuya bambaşka. geçiyorsunuz. Ve o oradan oraya atlamak hakikaten bir efor dedim ki ya meğerse biz ne bileyim işte hani Levent'ten Masla geçerken aradaki 20 dakika yarım saat meğerse bize bir şeymiş molaymış araymış ve çok da önemliymiş onu kaybettik ee, ve çok yorucu olmaya başladı şey de kayboldu düstur da kayboldu reklam veren de bence yani Cem'in dediği gibi ben bir akşam bir baktım onda toplantı daveti yani katılamam dendiği zaman şu geliyor. Yani şöyle bir cevap geliyor. Niye abi evde değil misiniz? <laughs> Hala da biraz devam ediyor değil mi? Çok ufak devam ediyor. Var, Orada var. bir ahlak kırılması, Yaşamdı. genel sektörde bir ahlak kırılması yaşandı. Ee, burada bir birlikte bir hareket edip e, şeye normlara geri dönmeyi becermek lazım aslında. Peki şimdi biraz işin güzel tarafına cilalı kısmına geçecek olursak. <laughs> ee, markalarda yeni yaptığınız bir kere sizin şu getir projesi hakikaten. Evet. Ee, yani uluslararası sınırları aşan bir proje oldu. Ben isterim o markanın hikayesini biraz senden duymak. Yani işin çünkü logosundan, renginden başlayan bir evet, sıfırdan hikaye. Getir. Ben bizim çocuklara hep şunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın, daha yani kariyerlerinin başında olan genç arkadaşlarıma şunu hissetmelerine gerçekten efor koyuyorum hissetmelerini sağlamaya çalışıyorum. Birçok büyük marka var. Hepimiz çalıştık. Yani yıllarca profesyonel hayatlarımızda çok büyük markaların yolculuklarına o lineer bir çizgi <laughs> bir yerden dahil olduk. Bir yerde de çıktık. Dahil olduğumuz yer ajansımızın o reklam verenle çalışmaya başladığı gün olsun. Çıktığımız yerde ya kişisel olarak sektörü bıraktığımız ya da ajansımızın o markayla çalışmayı e, sonlandırdığı dönem olsun. Ama bizden önce de o büyük markalar vardı. Bizden sonra da var olmaya devam ettiler. Şimdi <laughs> getirin hikayesi farklı. E, kaç reklamcı Türkiye'de vardır? E, buna duayenleri de katıyorum. Ki bir markayı yani bugün böyle bir boyuta gelmiş, global bir ma marka olma becerisini göstermiş bir markayı hakikaten doğurma sürecinde yer alsın. E, bu çok büyük bir avantaj, çok büyük bir e, gurur bizler için. Şöyle bir şey yaşandı bundan bir, bir buçuk ay önce falan. <laughs> Biz reklam verenlerin ana merkezleri yani X müşteri işte Headquarter Office Londra, X müşteri Arjantin falan ve bazen bu network ajansları işte onun İtalya versiyonu, hı hı. İngiltere versiyonu headquarter'a ziyarete gider. Ya yani der ki biz işte bunun Venezuela ajansıyız. Markanın ama doğduğu yere geldik. Ajans olarak bu markanın ana ajansını ziyaret ediyoruz bu ülkede. Ve biz hep giden insanlardık bugüne kadar. Yani biz giderdik ve orada etkilenirdik böyle. Aa ne kadar büyük ajans. Ne acayip adamlar. Ya yani biz onların uzantısıyız hı, işte gibi. bir ülkede. Ee, bir buçuk ay önce e, dokuz ülkeden e, dokuz farklı kişi titri fikire geldi. Bunlar ajans kökenli mi? Ajans, ajanslar ve e, markanın Kutluk. o taraftaki e, temsilcileri. Ve ben böyle bir anda şeyi fark ettim toplantı içinde. Yani bir bağımsız ajans Türkiye'de e, ve o bağımsız ajansın içinde... Bizim ajansı gezen, bizden getirin hikayesini dinleyen ve bir yandan da e, ilham alarak dinleyen. Yani nereden, nereye, nereye? geldi ve o yolculuğun aslında e, başından sonuna yaşananları bizzat titri fikirin içinde dinliyor olmaları. E, ve böyle bir uyandım, uyanış yaşadım yani. Ya dedim ki şu an çok acayip bir şey oluyor. Yani hakikaten çok acayip bir şey oluyor. Gurur verici bir şey. Çok gurur verici bir şey. Bizim bu. yıllardır yaptığımız şey biz yaşadık. Biz orada ev sahibi olduk. Ve çok da bizi mutlu etti. Ben o akşam Cem'i arayıp birazcık evet. böyle... Evet. Yani bunu bir daha yaşar mıyız bilmiyorum meslek hayatımızda. Çünkü bu yaşarız gerçekten... Yaşarız inşallah ya. Yani inşallah yaşarız. Bu da tabii hani e, lokal markaların o kadar başarılı global hale gelmesiyle alakalı bir konu. E, bu sürecin içerisinde şey de çok önemli. Hani e, reklam veren tarafında hep Tabii. şeydir ya asıl payı oraya da vermek lazım çünkü kurucular bizi hep kendilerinin yanında hissettiler bütün dertlerini bütün problemlerini ee, en önemli kelime de samimiyet orada. O samimiyette bize söylediler. Biz de o samimiyette onlara elimizden geleni e, ardımıza koymadan hizmet verdik. Dolayısıyla e, o toplantıda da e, kuruculardan e, Tuncay'ın söylediği şeyler çok değerliydi. Hatta bazen e, içinde olduğun e, şeyin neye tekabül ettiğini dışarıdan birinin sana söylemesi gerekir ya aslında orada biz onu idrak ettik dedik ki, ya biz Gerçekten çok acayip bir şey yapmışız hep beraber. Reklam verenle birlikte. Ve bundan gurur duyduk. Hem ülke adına gurur duyduk. Ee, ve sonra ondan önceki veya sonra mıydı? Önceydi. Hatta e, New York'a film çekmeye gittik. Biliyorum biliyorum. Ee, yani hani Aşamada hep... da konuştuk. Evet. Bu. Ve hani bu bir Türk markası olarak o akşam geç indik. New York sokaklarında dolaşıyoruz. Bir döndüm mor bir renk gördüm. Artık böyle bir algıda seçicilik oluyor. Bir baktım depo. Oradan bir tane motosiklet geçti üzerinde logonun olduğu. Dedik ki yani New York'tayız ya. Hani inanılmaz. O motorun Müthiş. arkası tarafındaki logoyu nasıl yapalım mı konuştuğumuz, otoparkta konuştuğumuz zamanları falan hatırlayınca insan diyor ki evet yani bir şey başarılmış ve bunun evet. bir parçası olmak çok Eliniz gurur verici. Sağlık. <laughs> Bu arada konuşma güzel. Şu şovreli bir girelim. Olur. Sonra olur. Sonra 5 dakikamız var. Biz de bir hayatımız gözümüzün Gözüksün, önünden geçsin. geçsin. Bakalım. Evet, zengin bir şovril. Evet. E tabi maalesef markaları şey yapamıyoruz orada, <laughs> çıkartamıyoruz ama e, şu sizin motto'nuzu biraz son bölümde konuşalım istersen. Olur. Ee, burada fikir patrondur diye bir bizim evet kurulurken e, kağıda yazdığımız bir cümle var. E, sebebi aslında çok açık yani cümlede ifade ediyor kendini. E, reklam sektörü biraz garip bir sektör. Yani e, buna bir iş olarak bakan var, buna bir aşk olarak bakan var. İş olarak bakan tayfa diyeyim. Onlar biraz da fikrin bir tık daha geride kaldığı e, bir iş anlaşması gibi e, ajans yönetimini yapan e, insanlar. Biz öyle değiliz Cemle. İkimiz de kreatif yaratıcı taraftan geldiğimiz için e, bu işe hep böyle bir aşkla baktık. Ve hakikaten ajans içinde kurarken ki bu e, itinayla devam ettirmeyi becerdiğimiz bir şey diye düşünüyorum. Hiçbir şekilde bir kıdem ya da titr koymak istemedik. Hatta ben şeye de karşıydım. Kartlarda işte ne bileyim. İlvan yazması. İlvan hmm. evet öyle bir etiket istemedim. Yani junior'dı senior'dı Kreatif Direktör'dü, Grup Head'di. E, sonra bunu yapmak zorunda kaldık. Sebebi müşteri kendisi karşısında e, muhatap. bir muhatap görmek Tabii. istedi. E, o atladığımız bir şeydi evet. O yüzden yaptık ama ajans içinde e, Türkiye'de bunun şeyi vardı rakamı şu an hatırlayamıyorum ama zannediyorum e, iki sene önce e, 100, 127 tane reklam çekmişiz bir yıl içinde. Hı. 127 reklamın e, 26 tanesi stajyer fikriydi. E, çok büyük bir sayı bu. Belki de Türkiye'de en fazla stajyer <laughs> fikrini ekrana çıkartan ajans olmayı becerdik. Sebebi şudur. Stajyer gelir e, ve eğer ona kahve taşıtılmıyorsa bir fikir bulur ve fikri bir üstüne anlatır. Çünkü iki üstüne anlatma ihtimali yoktur. E, o bir üstü zaten o fikri ya kendi fikri gibi lanse eder ya da direkt üstünü örter, kapatır. Genelde böyle olmuştur. Hepimiz oralardan geçtik. Bizim ajansımızda bir stajyer fikrini bana ya da Cem'e direkt olarak anlatabilir ve aradaki hiçbir arkadaşım o stajyere sen nasıl beni geçip gidip de patrona anlattın bunu diyemez. Bu diyemez'i böyle biraz sert söylüyorum ama böyle bir şey gibi anlamayın. Zaten o düsturu edinmiş insanlarla Hı. çalışıyoruz. Titi Fikrin çalışanları çok uzun yıllardır bizlerle çalışan insanlar. Keza müşterilerimiz de öyle. Dolayısıyla bu artık bir kültür olmuş durumda. Ve burada fikir patronduru hakikaten eğer o fikir iyiyse, sağlamsa, hiçbir ego tarafından, Tabii canım, her zaman iş insan tarafından katledilemez. Öyle bir durum yoktur ajansta. Fikir iyiyse ekrana kadar gider. Ki bunu da örneğini zaten çok gördük. E, Kerem'in bahsettiğine ek olarak biz e, aslında e, Kerem'le 2005 senesinden beri çalışıyoruz. Sadece bir sene ara verdik. İkimiz de e, usta-çırak e, ilişkisinin ne çok demek önemli. olduğunu çok iyi bilen iki reklamcıyız. Ben hem tasarımcı olarak hem de reklamcı olarak bunu çok derinden yaşadım. Dolayısıyla birilerine bir şey öğretmek, öğretirken ondan bir şey öğrenmek çok değerli. E, gittikçe de aslında her sektörde e, kaybettiğimiz bir değer bu. Bu aynı zamanda reklam verenle olan ilişkinin e, de e, bir öğrenilmesi sebep Doğru. oldu bizde. Evet. Çünkü biz e, reklam verenimizi bir iş ortağı olarak görüyoruz. E, i̇ş yapıp para kazandığımız biri olarak değil. E, onlara da şunu hissettiriyoruz. Bir restorana gittiklerinde e, şefin aynı zamanda e, restoranın sahibi ve sana e, yemeği getiren insan olduğunu bilmek e, sana mutluluk veriyor. Bir Tabii. de işin ne kadar içinde ciddiye olduğunu aldığını. ve ciddiye alındığını gösteriyor. Biz <laughs> bunu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de e, kreatif insanların müşteri ilişkileri sürecinin dışında olmadan bütün e, maillerde, mail looplarında, toplantılarda e, varlık gösterdiği bir yapı kurmaya çalıştık. E, ve e, bu e, da şuna tekabül ediyor. E, reklam verenin e, her problemine e, başta Çözeceğim. biz e, bu kadar eğildiğimiz için alta doğru e, o e, sirayet ediyor ve herkesin, ee, ...aynı dikkatle o markayı en iyi şeyi e, hayata geçirmesini sağlıyor. Aslında bizim en önemli e, mottomuz bu. bu. Oraya ee, tekabül ediyor. Son bir kelime söyle, kapatacağız. Yeni nesille mevcut nesilin arasındaki mesafeyi çok açık buluyorum. Yani orada bir e, ışık yılı atlamasının yaşandığını düşünüyorum. E, umutlu musun? Umutlu musun? Yani ya bizim değişmemiz lazım genel olarak... Ee, ya da onların değişmesi lazım ee, bazı, Onlar arkadaşlarım, bazı arkadaşlarımı e, şok içinde izliyorum yani e, müthiş bir kendine güven müthiş bir e, ben oldumculuk izliyorum takip ediyorum e, O anlamda birazcık endişelerim e, var var ve her zaman hakikaten şu oldum tamamım Dünyasından e, uzakta kalınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, tamamlanmaya çalışmak yerine tamam olmadıklarını bilerek çalışmalarını e, tercih ediyorum bu arkadaşlarımın. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Ee, evet sevgili izleyiciler bir reklam arkası ekstra'nın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.